Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün sizlere kariyer zarfları getirdim. Uzun zamandır kariyer açılımı yapmıyordum. İş hayatını merak eden arkadaşlarıma sürpriz olsun. Arkadaşlar, bir yeşil zarfınız, bir de lila zarfınız var. Bu zarfların içinde şu anki mevcut kariyer durumunuz, sizin için uygun yol, seçim hangisi ve çabalarınızın karşılığını alacak mısınız? Maddi manevi olarak sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlara bakacağız. Ve melek kartlarıyla da size bazı önerilerde bulunacağım. İstediğiniz zarfı seçebilirsiniz. Yakından da göstereyim. Yeşille başlıyoruz. Bu kısım komple melek kartları ve tavsiyeleri olduğu için bunlar bu şekilde dursunlar. Şimdi mevcut kariyer durumunuzla başlıyorum. Tam da içinde bulunduğumuz Başak Burcu dönemine işaret ediyor kartlar. Zaten Başak Burcu'nun kartı da burada. Şimdi biraz karmaşık çıkmış. Mevcut durumunuza baktığımda günlük yaşamda her ne işle meşgulseniz ona devam ettiğiniz görünüyor ama bir taraftan da böyle bazı değerlendirmeler yapıyorsunuz. Hayatımda nelere ihtiyacım var? Daha fazla ne yapabilirim? Veya bir standart belirlemem gerekiyorsa bunlar ne olmalı gibi. Hem kendi içinize ışık tutuyorsunuz, kendinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Hem de belki de uzun zamandır yüreğinizin ne arzu ettiğine odaklanmıyorsanız bu bağlamda bir dürtü hissetmiş olabilirsiniz. Bir şeyler sizi rahatsız ediyor ki oraya odaklanabilin, kendinize bu soruyu sorabilin diye. Böyle bir evreden geçtiğinizi görüyorum ancak bu soruları kendinize sorarken kurban zihniyetine çok fazla giriyorsunuz. Bir şey ya olmazsa, ya hayallerim gerçek olmazsa, ya fırtınalı alandan yürüdükten sonra o tünelin ucunda ışık görmezsem, ya bazı durumlarda hayal kırıklığına uğrarsam gibi kendi kendinizi çok fazla olumsuz düşüncelerle dolduruyor olabilirsiniz. Diğer bir taraftan da mevcut duruma baktığımda ister işiniz olsun ister olmasın hiç fark etmez. Bazı ihtiyaçlarınız ve istekleriniz karşılanmıyor olabilir. Yetersizlik durumları söz konusu, bir şeyler sizi tatmin etmiyor gibi görüyorum. Kendi hayatınızda enerjinizi aşağı çeken durumların ortasında kalmışsınız gibi algıladığınızı görüyorum. Bu durumlar da yine sizi ne yapmam gerekiyor, nasıl bir çözüm bulmam gerekiyor gibi sorulara yönlendirmiş. Mevcut durum enerjinize baktığımda olmasını istediğiniz bir durum var. Belki beklediğiniz bir haber var. İçten içe bu haberle ilgili olumlu şeyler hissediyor bile olsanız en detaylı bir düşünce sistemi olarak belki hayal kırıklığına uğramamak adına da ben bunu da düşünmüştüm şeklinde kendinize bir pay bıraktığınızı görüyorum. Bunu bilinçaltınız bilinçli olarak yapıyor. Kısmetlerinizin korunduğunu da söyleyebilirim. Hayatınızda yeni planlar yapmanız gereken bir evredesiniz. Belki şu anda kasıtlı olarak o negatif düşünceleri kendinize yüklediğiniz için bu çok umutlu bir yolmuş gibi gelmiyor olabilir size. Sanki bakın buradaki kişi de yatmış, yattığı yerden bir kapak açılmış da sanki kendisine buradan taşlar atılacakmış gibi veya oradan yağmurlu bir gökyüzü var zaten dolu yağacakmış gibi hissediyor. Eli kolu da bağlı, kabus görüyor gibi sıkışmış gibi bir enerjisi var. Kendinizi dinlenmeye aldığınızda bile zihniniz size huzursuzluk yaratıyor olabilir düşüncelerinizle. Ama kartlarınızda şu da müjdeleniyor ki çok büyük bir değişim geliyor hayatınıza.
yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Bir değişim var. Pırıl pırıl bir sayfa açacağınızı görüyorum. Ya olmazsa şeklinde o bilinçaltınızın size tırnak işaretiyle habire dürttüğü o cümle, o kelime sizi çok huzursuz ediyor gibi görüyorum ama burada güzellikler var mevcut durumda. Bir de şöyle bir senaryo var arkadaşlar. Şu anda bir yerde çalışıyor olabilirsiniz ama gerçekten ya hiç umduğumu bulamıyorum. Sürekli üstüme geliniyor. Aşırı derecede bana sorumluluklar yükleniyor. Bir taraftan bu böyle gelmiş böyle gider diyerek alışkanlık döngüsüne devam ediyorum. Bazı durumlarda inişli çıkışlı gidişler yaşasam bile, gidişat o şekilde olsa bile ilerlemeye çalışıyorum kendimce ama sanki benim buradan gitmem için bu kadar çok olumsuzluk bana yaşatılıyor gibi de hissediyorum diyebilirsiniz. Bu tarz bir enerji var burada. Aslında size meleklerin yol gösterdiğini ve bu yolda da sizi koruduklarına dair bir mesaj da algıladım. Kendi iradenizle ister olumsuz düşüncelerinize isterseniz de buradaki gidişata bir dur diyebilirsiniz. Ve şöyle de geliyor sanki bir durumun sizin istediğiniz gibi olmamasına o kadar çok alışmışsınız ki artık hani olmasa da bu sizin için çok büyük bir ızdırap olmaz veya hani ben bunu zaten yaşamamıştım ki ben bunu hiç beklemiyordum bu nasıl olur gibi bir şok etkisi yaratmaz sizde. Dolayısıyla kendinize zaten bunu çok fazla telkin ettiğinizi de görüyorum ama işte kartlar diyor ki bunu yapma. Tünelin ucunda bir ışık varken aslında sen içten içe olumlu şeylerin olabileceğini hissediyorken kendi kendini bu duyguya sürüklüyorsun. Yine kariyer konusunda bu günlük işlerini yapan o koşuşturma içerisinde iç sesini dinleyemeyen arkadaşlarım için de yine bir mesaj geldi. Dur, bir sakin kal, biraz geri çekil, zihnini boşaltmaya çalış, iç sesin ne diyor sana onu bir dinle diyor. Burada beklediğiniz şeyin sizin gözetiminizde, sizin kontrolünüzde olmadığı zaman sizde bir anksiyete yaratması. Acaba ne olacak? Ben bu tarz durumlardan hoşlanmıyorum. Beklediğim şeyler bana gelecek mi gibi daha farklı bir endişe yaşayan arkadaşlarım da var. Bu hepiniz için geçerli değil. İşte bir haber bekliyorsunuz ama o haber gelmiyor. Bir gün geçti, birkaç gün geçti, bir hafta geçti, belki bir ay ya da aylarca bile olmuş olsa fark etmez ki bu sizin için çok daha büyük bir ızdırap aslında. Durumu fark ettirmiyor sonuç anlamında. Sizin kendi kendinize yaptığınız konuyu elbette fark ettiriyor. Ben güneşin tekrar açacağını görüyorum ama sizin o elinizdeki kolunuzdaki o halat hep orada duracakmış gibi. Bilinçaltınızın size yansıttığı bir şey. Ne zaman bitecek, bitmeyecek mi? Ya yine böyle olursa endişesinin çok fazla olduğunu gördüm. Burada yeni başlangıçlar var arkadaşlar. Çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zaten kartınızda da büyük bir değişim bekleyin diyor. Biz balık burcunda bir dolunay etkisindeyiz ama size yeni ay kartı gelmiş. Yeni ay bize başlangıçlardan bahseder. İş bekleyen arkadaşlarım iş haber alabilir, işe başlayabilirsiniz. Sınavla alakalı olan durumlarda güzel haberler alabilirsiniz. Korktuğunuz şeylerin başınıza geleceğini görmemekteyim. Şimdi bakalım melek kartlarınız sizin için uygun yolun ne olduğunu söylesin. Çabalarınızın karşılığını maddi manevi olarak alacak mısınız? Bunların mesajını versin. İçine gelen düşünce ve fikirlere dikkat et çünkü onlar dualarına verilmiş yanıtlardır dedi. Dedim ya size o günlük yaşam koşuşturmasında içinizdeki sese çok fazla odaklanmıyor olabilirsiniz. Ama size bazı işaretlerin verildiğini, aslında gereken cevapların o iç sesinizde saklı olduğunu yine söylüyorlar. Bugüne kadar yaptığınız duaların karşılığı, tuttuğunuz dileklerin karşılığını alacaksınız gibi de söyleyebilirim. Tefekkür zamanı dedi. Tek başına gerçekten arzu ettiğin şey üzerine meditasyon yaparak zaman geçir dedi. Evet ama sizin meditasyonlarınız meditasyon gibi olmuyor gördüğüm kadarıyla. Ya tam yapacakken dışarıdan bir etki gelebilir ya dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz ya da buradaki adam gibi
şok olmuş vaziyette olumsuz düşüncelerinizle kalabilirsiniz. Kamera odaklamadı. Sanki bir kabustan uyanmış gibi surat ifadesi. Paylaşın, paylaştığınızda herkes daha mutlu olur dedi. Burada gelecek bir haberi paylaşmak gibi de hissettirdi bana. Duygu düşüncelerinizi paylaşmak bu dönemde size yardımcı olabilir. Aynı zamanda tutucu bir insansanız, paylaşmayı sevmiyorsanız, cimrilik yapıyorsanız size bu bağlamda da bir uyarı mesajı gelmiş olabilir. Paylaştığınızda herkes daha mutlu olur diye. Şimdi öğrenme, çalışma ve bilgi toplama zamanı, öğrenciliğin tadını çıkar. Çünkü gelecekte bilgini eyleme dökeceksin dedi. Biraz daha sabredin. O haber size gelecek ama belki şu fırtınalı alandan, yoldan geçtikten sonra belki de bu öğrenme, çalışma, bilgi toplama aşamasında yine bunları yaşayabilirsiniz. Bu şu demek değil. Bunları yaşayacaksın ama hayallerin gerçek olmayacak. Onlar bir şekilde sapır sapır dökülecekler. Mutsuz olacaksın. Hiçbir biçimde umduğunu bulamayacaksın. Yalnız kalacaksın gibi değil. Ben burada daha güçlü çıkacağınızı görüyorum. Sadece şu kurban zihniyetinden kurtulmamız gerekmekte. Aynı zamanda kariyer anlamında baktığımda da bazılarınızı bir yolculuk bekliyor olabilir. Seyahat, taşınma, bir yere gidip gelme, iş için bir yer değişimi durumlarınızda söz konusu gibi gördüm. İster şehir dışı olsun, ister yurt dışı olsun. Kalbindeki sorunun cevabı evet dedi. Her neyi düşünüyorsanız çok olumlu bir mesaj olarak size evet cevabı verildi. Bir ilahi kuvvetin elinde yükseliyor, zirvelere çıkıyor, katları aşıyorsun. O melek ve Heul tahtını zirvelere taşıyor, yükselme, kanatlanma zamanları dedi. Ben şuradaki katı da kanat diye okudum, enteresan. Demek ki uçuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, yükselme, kanatlanma zamanı diyor. Gösterdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınızı görüyorum ve kanat deyince benim burada gözüme bir kuş geldi. Şu kartta da bir papağan var zaten. Bir haberin size geleceğini de söyleyebilirim. Bana öyle hissettirdi. Ve son kartınızı açalım bakalım ne diyormuş. Yaratıcının rahmeti melek Vasariyah'ın eli ile vesile olmuş senin güzel günlerine. Boşaldıkça dolacak, doldukça taşacak, hayatında denge ve bereket olacak dedi. Evet, maddi manevi olarak denge ve bereket geliyor. Denge deyince şuradaki tılsım ikilisi kartına gözüm kaydı. Bir şeyi böyle dengelemeye çalışırken çok fazla, eğer yorulduğunuzu düşünüyorsanız, eş zamanlı olarak çok fazla şeyle uğraşıyorsanız veya işte koştur koştur bir onu yapıyorum ama öteki tarafın dengesi bozuluyor. Hani bir ev işi, belki iş işi ya da iki ayrı iş, iki ayrı sorumluluk gibi derken bir denge arayışındaysanız, kendi iç dünyanızdaki dengenin bozulduğunu fark ediyorsanız bu konuyla alakalı olarak da belki tefekkür zamanı, biraz meditasyon yap diye bir mesaj gelmiş olabilir. Zaten bu durumla ilgili de bir dengelenmenin ve bereketin olacağını kartlar vurguluyor arkadaşlar. Evet, kariyer açılımınız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben diğer zarfa geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Lila zarfımızdayız. Tekrar merhabalar. Bakalım sizin kariyer yorumunuzda neler çıkacak? Bu üst kısma dizdiğim kartlar mevcut kariyer durumunuzu anlatıyor. Şu anda ne durumdasınız, ne haldesiniz? Daha sonra çabalarınızın karşılığını alacak mısınız? İstediğiniz haberler size gelecek mi? Bu bilgiler var. Ve en sonda da melek kartlarınızın size verdiği mesajlara bakacağız. Bunları şu şekilde koyuyorum. Mevcut durumunuzla başlayalım. Farklı kartlar var. Biraz şöyle bakayım.
Sanırım ortak enerjilerden kaynaklı her iki zarfa da Başak Burcu'nun kartı geldi. İçinde bulunduğumuz dönemi direkt olarak ifade ettiğini de düşünmekteyim. Burada da toprak burçları ve su burçları ön plana çıkmış. Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve Balık. Şimdi kariyer yorumunuzda bir ikiye bölünme var. İkiye bölünmelerden ilki konfor alanınızın dışına çıkın derken ve son derece tatmin edici bir aile yaşamının ortasında, ister finansal anlamda ister manevi anlamda bir bolluk bereketin içinde bir mesaj veren tema var. Burayı kastediyor olabilir. Yani senin kariyerde kendi yolunu bulman için kendini gerçekleştirebilmen, kendi potansiyelini ortaya koyabilmen için daha farklı bir alana geçiş yapman gerekiyor. Konfor alanının, rahat ettiğin yerin dışına kendini bırakman, atman gerekiyor. Aile ortamından ya da aileden gelen kaynaklara çok fazla güvendiğini görüyorum. Biraz oradan sıyrılman gerekiyor gibi bir mesaj var. Bu hepiniz için geçerli değil tabii ki. Bu çok az kısmınız için geçerli olacaktır. Çünkü çok birbirini destekleyen iki kart, hatta üç kart burada. Aile kaynakları, maddi anlamda büyük bir zenginliğin olduğu, hatta bakın burada bir Paris resmedilmiş. Ailesinde, belki yani yurt dışında bile yaşayan, yurt dışında bile yatırımları olan arkadaşlarım için bu mesaj geçerli. Bu tarz bir enerji çok burada vurgulandı ama diğer kısmı da anlatacağım. Bu kadar bolluk bereketin içinde hani mevcut durumun şu anda çok iyi olabilir ama sen kendi içindeki sesi dinlemiyorsun. Belki seni sen yapan bir özelliği açığa çıkaramıyorsun. Kariyer anlamında buraya çok fazla güveniyorsun. Bu yüzden yeni yerler keşfetmek ya da kendine yeni bir yol çizmek zorundasın gibi bir mesaj veriliyor o arkadaşlarıma. Ama diğer kısım için de şöyle söyleyebilirim. Burada bir meslek olarak öğretmenlik kartı geldi. Hayat amacınız genç insanlara öğretmeyi aşılamak. Belki onları öğretirken sizin de başka şeyleri öğrenmeniz olabilir. Atama bekleyen arkadaşlarım olabilir. Öğretmenlik isteyen öğrenci arkadaşlarım olabilir. Bu bağlamda aileden destek görmek gibi, onaylanmak gibi isteklerinizin olduğunu da görüyorum. Burada konfor alanınızın dışına çıkın derken de kendi hayat amacınızı gerçekleştirmek için yapmak istediğiniz şeyleri yapmak adına adımlar atma isteği içinde olduğunuz çıkmış. Hepiniz için geçerli olmasa da bir kısmınız açısından yazarlık, yazı yazma, müzisyenlik gibi alanlar da var burada. Bu arkadaşlarım kendi içsel dünyasında bir duygusal çatışma yaşıyor şeklinde de görüyorum. Geçmişi geride bırakıp doğru bir yöne gittiğinizi bilmeye ihtiyacınız var ve bunu yaparken de sevdikleriniz tarafından onaylanmaya ihtiyacınız var gibi çıkmış bu dönemde. Ben artık kendime yeni bir yol çizmeliyim, kendimi gerçekleştirmeliyim gibi düşünce sizde de söz konusu. Yeni yerler keşfetmek, farklı bir yere gitmek, hep düşündüğünüz, bu zamana kadar hep istediğiniz ama adım atamadığınız durumlar için harekete geçmek istediğinizi de görüyorum. Şuradaki fil temasına biraz önce çok odaklandım. Dinlediğiniz bir şarkı bile size bu kariyer hayatınızla ilgili bir mesaj sunacak olabilir. Şurada bir stresli durum da yansımış. Burada bakın bir sigara yanıyor. O sigaranın üstünde bir adam var ve tutuşacağım diye anksiyete içinde korkuyor. Burada maddi olarak çok fazla açılmış borcu olan arkadaşlarıma da bir yorum geldi mevcut durumda. Belki o borcu ödeyememe korkusu, iş sıkıntısı, çok fazla
Eğer açılmadıysanız ama ilerleyen zamanlarda atacağınız adımları düşündükçe ben buraya çok yatırım yaparım, ben burada çok para harcarım biliyorum diyerek de kendi kendinize çok fazla stres yüklediğinizin mesajını da veriyor olabilir. Çünkü çok düşündüğünüzü de görüyorum. Ya da işte iş bulma problemleri yaşayan arkadaşlarıma da işaret ediyor olabilir. Çok fazla sigara tüketimi olabilir. Stres oldukça. Ve yine onlar için bir yorum daha bölünüyor. Hani nereye kadar aileden destek alacağım? Ben artık kendi yolumu çizmek istiyorum. Ben artık şuradaki öğretmenlik kartına atıfta bulunarak atanmak istiyorum. Veya hem kendi içimdeki çatışmalarım devam ederken hem de ailemle çatışmak istemiyorum. Daha farklı bir yerden acaba kabul görebilir miyim? Bu yoldan yürüdüm, olmadı, daha farklı bir yol deneyebilir miyim gibi. Tüm bu sorular kendi iç dünyanızda size bir savaş yaratıyor olabilir. Evet, kalbinizin sesini dinlemeye ihtiyaç duyduğunuz çıkıyor. Ve zaten ben kalbimin sesini dinliyorum. Ben ne yapmam gerektiğini de içsel olarak biliyorum ama sistemden kaynaklı, hayattan kaynaklı, mevcut şartlardan kaynaklı bunları yapamıyorum. Benden kaynaklanan bir şey yok ki diyen arkadaşlarım da vardır ki zaten çok normal bir şey. İfade etmek istediğiniz düşünceleriniz, göstermek istediğiniz yeteneklerinizin olduğunu görüyorum. Bunları yapamadığınız için bir huzursuzluk, duygusal bir çatışma içinde olduğunuzu da görüyorum. Bakalım melek kartlarınız neler söyleyecek? Hayat amacınızı gerçekleştirme yolunda ilerlerken hep sağdan soldan gelen engellerle yolunuz tıkanıyor gibi hissettiğinizi algıladım ben. Yaptığım, yoruma başladığım ilk kısım hariç diğerlerinde böyle diyebilirim. Bakalım mesajlarınız ne? Sabah onaylamaları. Tezahür kapılarını açmak için her sabah olumlu onaylamalar söyle. Benzer mesajlar yeşil zarfta da gelmişti. Olumlu düşünmeye davet ediyor kartlar size. Size de o şekilde var. Meditasyon yapmak, olumlu şeyler düşünmek. Ve özellikle sizlerin bunu sabah yapması gerektiği vurgulanıyor. Onaylamalar. Onaylamalar, örneğin kendimi seviyorum. Hayat bana güzel kapılar açıyor. Beklediğim haber bana geliyor. Ben öğretmen oldum, ben atandım, ben kabul edildim. Bolluk bereket hayatıma akıyor. İstediğim tatmin edici hayatın içindeyim gibi bu cümleleri söyleyebilirsiniz. Yaşanan bu olay ve kendin de dahil olmak üzere olayın içindeki kişilere saygı ile kalbini yumuşat dedi. Bir şefkat kartınız geldi. Ben burada şu kart, bunu okurken şu karta gözüm kaydı. Kendi kendinize güzel davranmanız gerektiğini söyleyebilirim. Kendinize yüklenmemeniz, kendinize şefkatli davranmanız gerekebilir. Ne yazıyormuş ki burada? Burada minicik bir şey yazıyor. Değişik. Farklı bir alfabeyle. Çıkaramadım. Ama rune sembolünden Sovelo var. Güneş demek o da. Ateş elementini temsil ediyor. Tam da zaten şu yanan kısmı onu çizmişler. Evet, yani burada o taşın anlamı hem zaten yani güneş olarak da İster tarot olsun, ister farklı kehanet desteleri olsun fark etmiyor. Anlam güzel olsa da bir kart her zaman enerji olarak güzel anlamını çalıştırmaya da biliyor. Mesela burada onun kontrolü olmadığı için yakıcılık şeklinde çıkmış. Yanıp yanmak, kül olmaktan korkunuz olduğunu da vurgulamıştım. Burada bir şeyler yaşanmış bile olsa, ister maddi kayıp, çok fazla borçlanmak, ağır bir yük altına girmek, belki hukuksal olarak da bu tarz sıkıntılı bir sürecin içinde olmak olabilir, fark etmez. Her ne yaşanmış olursa olsun kendiniz de dahil olmak üzere olayın içindeki kişilere de şefkatli yaklaşmanız gerektiğini söylüyor kartlarınız. Hoş sürpriz dedi. Çok iyi bir şey gerçekleşmek üzere dedi. Çok güzel.
En iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş, ödün verme dedi. Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak dedi. Siz zaten genç insanlara öğrenmeyi aşılamak ile ilgili bir hayat amacına da sahip olduğunuz için bu vesileyle de ışık veriyorsunuz. Ve kendi dünyanıza da alacaksınız gibi gördüm. Son iki kartımız kaldı. Buradaki haberler belki size çok hızlı bir şekilde gelmeyecek olabilir ama güzel gelişmeler yaşayacağınızı görüyorum süreçte. Simyanın ve dönüştürmenin meleğidir. Bu melek nasıl okunuyorsa artık. Sana dost olduysa hayatına dönüşüm, güzellikler, zenginlikler katmak içindir. Dönüşmeye hazır ol dedi size. Evet, bir değişim dönüşüm geliyor. Son kartınız. İyiliğin ve kötülüğün bilgisine sahip melek Manakel yoluna çıktıysa eğer seni kötülüklerden koruyup iyiliklere götürecektir dedi. Bir şey olmadıysa da bu zamana kadar niye olmadı, niye hep şöyle gibi o olay üzerinde çok fazla yoğunlaşmayın arkadaşlar. Demek ki sizin hayrınıza değilmiş, bu şekilde yorumlamanız gerekiyor. Şu andan itibaren kariyer hayatınızla ilgili olan durumda iyiye doğru yol aldığınızı da görüyorum. Son kez bakıyorum şöyle neler söyleyebilirim. Kaçırdığım yerler var mı diye. Ortak sayılar, numaralar var mı diye. Altılı sayılar tekrarlanmış. Daha maddi konularla ilgili bir sıkıntı varsa bu durumla alakalı konuların yavaş yavaş iyileşeceğini gördüm. Bir de şöyle bir mesaj verebilirim. Bir iş hayatınızla ilgili olan konuda yaptığınız bir durumda içten içe çok fazla takdir görme ihtiyacınız olabilir ama takdir görme ihtiyacından kaynaklı yanlış adımlar atmamaya da dikkat edin. En iyisini hak ettiğiniz bilincinizi, bu düşünceyi kendinize aşılayın diye bir mesaj da verebilirim size. Evet, benim dile zarf içinde söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım hayatınızda kariyer konusunda sorguladığınız şeyler yoluna girer arkadaşlar. Sonraki videolarda da size yine mektup açılımı gelecek ama o aşk ilişki üzerine olacak. O video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.